Evet selamlar herkese. Şu Kuvvet Asur'un yepyeni bölümüyle bugün sizlerle tek başıma karşınızdayım. Yeni sezon başladı. Yeni sezon başladığı için ben de bir 1 ve 9 yapmam gerektiğini, promotion başlarımı hızlı geçmem gerektiğini düşündüm. Çok hızlı başlayacağız bugün. E, çünkü LEC başlayacak. O yüzden hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bir sürü de sorumuz var. E, Twitter'la başlayalım. Twitter'da 13. zipek sormuş. E, sezon 6 Taldırın worst performansını mı? Daha yukarıda görüyorsunuz. Sezon 7 Zaytnut worst performansını mı? Kişisel düşüncem Türk LoL tarihinin en zirve 2 performansı. E sanırım sezon 7 taldrin sezon 8 not demek istedi. Çünkü e, o tarihlerde oynadık. E, sezon 7 taldrin çok fark yaratmıştı ama sezon 8 Not global seviyede de elit oyuncumuz olduğunu gösteren noktaydı. Bence o yüzden sezon 8 zaitnot e, diyorum bu soruya. Zaitnot Burak Olday sormuş. Zaitnot Wolf ikilisi dünya botlayınları arasında top 10'a girer mi? Giremez. Daha çok erken daha çok acayip botlayınlar var. E, ee, Mor Balkabağ sormuş. Bence süpürmesi ve sadece Beşiktaş, Galatasaray, Royal Youth. ilk maçta gördük ama olsun zorlayabilir. Ee, sizce Supu kimler zor? Valla 3 takım zorluyorsa Supu, SUP'ta da işler çok iyi gitmiyor demektir. Ee, açıkçası uyumlarına göre, ya ben yetenek olarak hala sadece Royal Youth'un onlara, onlara yetenek olarak yaklaşabildiğini düşünüyorum. Diğer ikisinin oyuncuların bireysel yeteneği olarak yaklaşabildiğini düşünmüyorum genel toplamda ama... E, Sup'un kötü bir gününde, diğerlerinin iyi bir gününde her an her şey olabilir. Ee, bu noktada. Ee, başka, evet Twitter'da az soru varmış. Twitter'dakileri geçiyorum, evet. E, ee, Espor taraftar grubuna geçtim Facebook'tan. Ee, Suat Sarayköylü sormuş. Bir şampiyon üst, üst düzeyde ama gerçekten çok üst düzeyde oynama şansınız var. Karakterin her şeyine hakim olacaksınız ve gerçekten çok deli oynayacaksınız. Hangi şampiyonu seçerdiniz? Ya yani buna herhalde insanların büyük çoğunluğu Lee ya. Çünkü en çok highlight play Lee Sin'le oluyor. Ee, ben iyisin der miyim acaba? Ben buna iyisin demem. Ben buna Nidali derim ya. En güzel onunla çünkü elo kasarım ben solo Q'da. O yüzden Nidali diyorum ben. Üstüne her attığım mızrak tutuyor ile inanılmaz bir durum. Ali Cem Çelik sormuş. Bu yıl World's LCK'den Damwon Griffin takımın adı neydi ya? SP. Aa takımın açılımı unuttum. Sandbox, Sandbox. ha? Sandbox. Sandbox üçlüsünün gitmesi durumunda şampiyon net bir şekilde yeniden LCK'ye gelir mi? Bunu bir kere e, net bir şekilde diyebilmemiz için ADC'yi kötü günde falan görmemiz lazım. Çünkü bu e, yani dünya son dünya şampiyonu bir kere. IG dünyanın en iyi oyuncusuna sahipler. Üstelik onun etrafında da iyi parçaları kurmuş durumdalar. E, artı LCK'deki bu üç takımın bir tanesi bence biraz ayrı. Griffin diğer ikisinden farklı bir oyun oynuyor. Çünkü diğer ikisi özellikle metanın şu anki getirdiği e mesela seviye 2'de güçlü olalım, seviye 2'de doğru 4, e 4 fight çıkaralım, orayı kazanalım, ondan sonra obol olalım. E mentalitesiyle oynuyor. Hem e, Griffin hem Sandbox ama aman hem damn hem Sandbox ama Griffin öyle oynamıyor. Griffin erken oyun bağımlısı bir takım değil. Erken oyunda saçma yani şu anki tabirle saçma diye tabir edebileceğimiz fight'ları arayıp onları kazanıp onlar üzerinden oyun oynamaya çalışan bir takım değil. Griffin gayet e, geç oyuna kaldığında da olaylar ki bu hafta mesela çok benzer bir e, durum yaşandı. Life'a karşı erken oyunu kaybettiler. ama muazzam bir erken oyun ve orta oyun oynadı. Ama bir eş ultisi kaçırdı Humble Life. O da nasıl kaçtı bilmiyorum. Adamı sıyırdı, yaladı da geçti ama. Ve onun üstüne Griffin direkt maçı çevirdi. E, Griffin'in farklılığı bu. O yüzden Griffin IG serisini bir görmek lazım. E, ama ne olursa olsun IG'nin durumuna göre verilene yani. bu. Hiçbir zaman net bir şekilde diyemeyiz. Can Taner sormuş. Ben cevaplıyorum bu sorunda bugün. 1 ve 9'dayız. Ee, bu cenci rezaletinin bir açıklaması var mı? Var. Peanut. E, ee, peanut derken yani Peanut isim olarak var ama ruh olarak, karakter olarak, insan olarak orada değil şu anda. Ee, o yüzden de bir sürü şey aksıyor. Eski ee, neden Sandbox'a Akali, Camille Ezreal ve Atrox'u aynı anda vardı? Ben Bizim kendi aramızda çok şöyle bir muhabbet dönüyor. Ben geçen haftadan beri acayip ağlıyorum. Akali'nin kuvvetliliği, OP'liği durumundan dolayı. Çünkü bir tanktan daha fazla zaman kazanıyor. Ve aynı zamanda bir suikastçı tehdidi var ama diğer suikastçılar gibi bir hedefi düşürüp çıkmak üzerine de oynamıyor. Devam da ettirebiliyor savaşı. Ben Akali'nin aşırı kuvvetli bir durumda olduğunu düşünüyorum ama hem artı zaten bu hafta orta koridoru Akali seçiminde %100 galibiyet oranında Ersiki'ydi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam sadece sıfır, sıfır, ölümü ya da bir ölümü falan var. Yani öyle saçma sapan bir oranda. Yani hem Akali hem Aatrox'un gitmesi sorun. Birinden birini anlayabilirim. Çünkü e, yasaklama sayınız limitli zaten ama. Camille Azriel'de bence problem yok. E, Akali Aatrox aynı anda gittiği zaman teknik koridorlarda işiniz çok zor oluyor. E, neden verdi? Neden ne? Hiçbir fikrim yok. Afrika'nın aşırı flex kompu hakkında ne düşünüyorsunuz? Acaba yeni bir Gigabyte Marines mi doğuyor? E, çaresizlik ya Afrika'nın durumu. Afrika o kadar çaresiz durumda ki şu anda. Bir aiming çok kötü oynuyor, çok kötü oynuyor aiming. Spirit çok kötü oynuyordu. Kötülerden bir tane seçmeleri gerekiyordu. Çünkü maça çıkamayacaklar diğer türlü. E, onlar da az bir şey performans gösteren Dread vardı. E, kullanalım dediler ormanda. Çok güzel ormanda onu kullandılar ama takımın ana taşıyıcısı geçen sene de bu arada Keane'di. E, i̇şte kurudu onu tamamlayıcısı. Şimdi mecburen bu sene e, bu maçta son seride İki tane taşıyıcı vermek zorunda kaldılar takımın en iyi iki oyuncusuna. E, ne yapalım Spirit? Birinde, bir şekilde maça çıkmamız lazım. Spirit'i mecburen alt koridorda bir büyücüyle barındırmamız gerekiyor dediler. İşe yaradı ama kalıcı bir şey değil. E, gigabyte Manizin nasıl performansı kalıcı olmadıysa onlarınki de böyle devam et, Böyle olmaz yani. Bunu devam ettiremezler. Selçuk Alp Aslan sormuş. Akademi Ligi'nde en çok beğendikleri çaylaklar hangileri? E, sadece özetleri izleyebiliyoruz. O yüzden çok e, Net bir karara varmak mantıklı değil. Ben açıkçası az maç izledim, Hepsini de izlemedim bu arada ama bir tek Luana'nın şu anda şampiyonluk liginde oynayabileceğini düşünüyorum. Mehmet Sayit Aslan sormuş. Jungle'ın çok fazla early snowball'a bağlı olduğunu düşünüyorum. Bunun değişmesi için ne yapılabilir? Fikirleriniz nerelerdir? Değişemez bu. Bunu değiştiremezsiniz yani. Bunu değiştirirseniz jungle rolü ortadan kalkar. Jungle sadece farmlayan bir rol olursa 8 senedir oynanan şey değişmiş olur. Ha bu nasıl yapılabilir? Orman kapları çok daha fazla vurur. Ee, ormandan çıkamaz hale gelirsiniz. Canınız kalmaz. Ormandan çıkamaz hale gelirsiniz. Sanca öyle olur ama bu sağlıklı bir strateji değil bence. Ona çınlar sormuş. Ee, duvara kıralım ve haftaya biz senden soru isteyelim demiş. Ee, 9-2 gibi nerf dolu patchler e, hakkında fikriniz nedir? Bence oyundaki dengelemeyi nerfler üstüne kurmak sağlıklı bir hamle değil. Bir şeyler nerf verirken diğerleri de bufflanmalı diye düşünüyorum. Ki ilerleyen zamanlarda sonunda nudul fight'a e dönmesin. Şimdi bir şeyler nerf diğerler diğerleri otomatik olarak bufflanmış oluyor zaten. Onlar güçten düştüğü için. E, sorun şu bence. Bufflanırken ipin ucu çok kaçırılıyor aslında. E, nelerde mesela ipin ucu kaçtı bufflanırken? Irelia revertlendi, kontrolsüzce revertlendi, ayarlanamadı. Zoe ayarlanamadı geldiğinde. Atrox da ayarlanamadı. Urgot hala ayarlanamıyor. Galio ayarlayacağız diye bir sene geçti. Nerfleniyor, bufflanıyor. Nerfleniyor, bufflanıyor. Kiti çok iyi çünkü arkadaşlar. Bu şampiyonların kitleri, yetenek setleri çok kuvvetli. O yüzden azıcık fazla vurduğu zaman kontrolden çıkıyor. Azıcık az vurduğu zaman sadece kiti yeterli hale gelmiyor. Hiç vurmuyor haline getirmeniz gerekiyor. O yüzden ayarlanamıyor. Neden e, nerfle veya buffla kurtarılamaz da e, bunun daha öncesinde ben utility griple alakalı bir videosunu çekmiştim. Doktorunuz yorumluyordu. Bu tamamen onunla alakalı. Öyle bir şu anda işlevsellik var ki oyundaki bir kısım şampiyonların mümkün değil barınması. Mesela örneklerini vereyim size. Şimdi Volibear 9-2 yamasında bufflandı değil mi? Abi Volibear koşuyor ya. Volibear üzerinize koşuyor. Görüyorsunuz üzerinize koştuğunu. 500 ile koşuyor hem de. Bayağı da hızlı koşuyor Volibear. Üstüne görkemli zafer falan alabiliyorsunuz. Ama adam koşuyor abi. Herkes duvarlardan geçerken, öbür tarafa atlarken, ışınlanırken volü bir koşuyor. O yüzden yakalayamıyor zaten. O yüzden oynanmıyor bu şampiyon. Shivana koşuyor. Udir koşuyor. Bu şampiyonlar koşuyorlar abi. Bakın ama oyunda çok oynanan şampiyonların. Çok büyük bir çoğunluğuna. Destekler dahil bu arada buna. Herkes duvardan atlıyor. Öbür tarafa ışınlanıyor. Ve hepsinde var abi bu. O yüzden zaten direnemiyor bir sürü şampiyon şu anda. Mesela Afrika Freaks maçını söyledi işte. Eni oynadı orada Spirit. Çok çaresiz kaldı Eni o maçta. Sürekli üstüne birileri atlıyor. Ulti atıp bir şeyler vurmaya çalışıyor. Sonra ölüyor pozisyonda. Ee, o yüzden Utility Creep'in önüne geçilmesi lazım. Ee, Mert uyanık. Disordet'e Türkçe'ye uyarlayın artık. O bizim elimizde değil. O elinde. Ee, söylemiş. Mehmet Özen oyuncular prof, profesyonel maçta chat'i kullanabiliyorlar mı? Veya ustalık göstermeleri yasak mı? Ee, chat'i şey için kullanabiliyorlar. İşte iyi şanslar, iyi oyunlu falan şeklinde durumlarda kullanabiliyorlar. Onun dışında yok. Ustalık göstermeleri sanırım yasak. Emin değilim. Ee, Niçe Dereli sormuş. Eren abisine sormuş. ile alakalı. Kesin finale kalırız. Ra Raptors'a mı eleneceğiz düşüncesinden vazgeçti mi? Demiş. Bence de kesin finale falan kalamazsınız. Raptors sizi perişan eder diyorum ben. Eren hazır burada yokken biraz sallayayım bastına. Ya Kavay gibi adam var adam. Bak yine bastın diyor neyse. Kutlucan Kar sormuş. Light Note'un Ansaman'ın üstüne çıkma ihtimali. Bayağı düşük. Ansama çok acayip bir oyuncu. Ansama'dan dolayı bu arada. Bu Light alakalı da Ansama'dan dolayı. Cem Güngör sormuş. Light Note orijine, orijine gitseydi orijen e, ilk ikiye girebilir miydi? Hayır. Eren Dirlik sormuş. Eren'e sormuş bu da. Bunu geçtim. Elendim. Haftaya bir daha sorarsın. Eren olduğunda. Ramazan Öztürk sormuş. Miss Sistem Worlds arasında yarı final görme olasılığı var mı? Hmm. Var. Ee, tabii ki daha çok erken ama. yani Daha ilk mevsim oynanmadı. Worlds'e gidecekler mi? Ne olacak bilmiyorum ama. E, ondan sonra konuşuruz. Samet Kurt. Viper büyüktür. O Lady e, Carriers diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Bu arada yani bu sezonki performans son mesela Hanvalife'e karşı oynadığı Kaysa performansı ve ondan sonraki Dunwall serisinde iyi ama ondan öncesi mesela çok iyi değildi Viper'ın bu sezon. Koridorda falan da. Ömer Artus sormuş Spirit Me Long Beam'e ikisini de almayalım mümkünse. Yusuf Özdemir sormuş sizce gelecekte iki ya da daha fazla farklı lane oynayabilen e-sporcular çıkar mı? Oyunun sağlamak adına daha iyi olabilir bence. Valla çıkabilir. Ama çıkmalı mı? Ondan emin değilim. Çünkü şu anki noktada, şu anki geldiğimiz noktada şampiyon ustalığı büyüktür, koridor ustalığı noktasına geldi ama bu yeni geldi abi. Hep böyle kalacak diye bir şey yok. Bundan sonra öyle bir devrim oldu ki bundan sonra hep böyle olacak da diyemiyoruz. E tabii ki oyuncular yıllarca oynadıkça oyunun her mevkisini daha iyi öğreniyorlar. E, şu an muhtemelen e, işte mesela uzun süreli kim oynuyor? İşte Afrum'u oynuyor mesela. Afrum'u koysak çoğu koridoru hepimizden daha iyi oynar. Sadece oyunu bildiği için. E, ama bunu böyle kalacağının garantisi yok. O yüzden emin olamam buna. İsak Melih Savaş sormuş. Siz erken erken oyunda güçlü olan nişancıların meta, metada olmasını mı daha çok seviyorsunuz yoksa geç oyun nişancıların metada olmasını mı? Ben nişancılar geç oyun odaklı. Sivir ve İngokma eş olunca oyun uzadığı için maçları izleme, izlerken daha çok zevk alıyorum. Ee, Valla benim ben bence ikisi içinde problem yok. Bence ikisini de kullanılabilir olması ikisinde farklı noktalarda, takı, farklı oyuncularla farklı takımların elinde tercih edilebilir olmasını görmek isterim ben ama dayatma şeklinde olmamalı. Şu anda mesela geç oyun nişancısı sesmek çok zor. Şu anki oyunun koşullarını. Yani ancak ve ancak erken oyunda çok domine etmeyen bir nişancı gelirse Vayne alabiliyorsunuz ya da uzun süre oyunu tutabilmek için eş alabiliyorsunuz. biraz dayatma var gibi. O dayatma olmadığı sürece daha iyi. Mehmet Şahin. Bugün hava 0 derecesi. Yarın, yarın havalar iki kat soğuyacaksa yarın hava kaç derecedir? Yani sıfırda sıfır olması gerekiyor ama işte 2 kat soğumak diyoruz. Şöyle bir durum var. Dünden bugüne kaç derece düştü? Atıyorum dün 5'te bugün 0'a düştü. 2 kat soğuyacaksa eğer eksi 10'a düşmesi lazım ama dünden bugüne ne kadar geçtiğini bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemem. Diyelim ve Facebook'taki soruları da buradan bitirdik. Geçelim YouTube'daki sorulara. Bayağı hızlı gidiyoruz bu arada bugün ya. Maşallah. Gerçi YouTube'da çok soru varmış. YouTube'a geçelim. YouTube'daki sorulara. Mustafa Sezer Yılmaz sormuş. DP Sup maçı neden Sup için bu kadar zor oldu? Sup'un çok böyle maçı var ya. Çok derken yani her sezon böyle 3-4 tane bu tarz maçı oluyor. E, alakasız bir yerde e, saçma bir hata yaptıkları e, pozisyon oluyor. E, nitekim bu maç da böyleydi. Alakasız hatalar yapıyorlar. E, bütün sezon aynı konsantrasyonu kurmak zor zaten. E, o yüzden normal karşılıyorum. Endişe verici bir durum yok. Zaten e, alışmış olmanız lazım artık. Her sezon oluyor yani aynı problem. Kenan Kuzgun sormuş. Elisi'nin yeni arayüzünü beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben o oyuncudan ismi Yan... İşte pick aşağıda falan benim hoşuma gitmedi. Ama her sene bir şeyler deniyor zaten Avrupa tarafı. Sonra her sene kötü feedback alıp eski hale geri döndürüyorlar. LCS neden diğer liglere göre geç başladı? Bilmiyorum. Niye geç başladı? Enes Sarı sormuş. Ben Chovy ve Viper'ı e en fazla 2-3 split sonra Faker ve Bang'in yerine koyabileceğinizi düşünüyorum. Sizce gerçekleşebilir mi? Ee, Valla Chovy böyle giderse bu Worlds'den sonra falan o hale gelecek. Chovy kontrolden çıkmış durumda. Viper için bence daha erken. Viper Viper çok dalgalanıyor da Chovy şu anda çok saçma sapan bir seviyede bu arada. Her maç rahat rahat taşıyor her maçı. Ve ana, ana taşıyıcısı olmuş durumda aslında Griffin'in. Chovy için daha yakın bence bu ihtimal. Ee, LCS'de LCS'de toplu arasında bir power ranking yaparsanız Broken Blade kaçıncı olur? Yapalım hemen. Açalım Eney'i. Evet Eney. Yani bir samday bence. Her koşulda samday I i̇ki Huni. Şimdi. Bakalım Lich'in içine nereye girer. Huni var. Lich'e işten iyi değil bence. İlk split itibariyle. Lich'e işi iyi performans gösterdi. Darshan'ın son halinden iyi olur. Ama Darshan toparlanır mı toparlanmaz mı bilmiyorum. Eski halinden iyi değil Darshan'ın. Yani şey oyuncu var. FlyQuest'in çaylak toplayanı Vi Vi Viper. Muhtemelen ondan iyi çıkar. Hauntus'dan emin değilim. Dokla'dan da iyi çıkar bence. Impact'ten değil. Bilmiyorum ya. 7 falan gibi herhalde. Tamamen oralara bir yere gider. Young Siler sormuş. Spirit'a modla oynaması, Keen'in mid lane yapması gibi değişiklikleri bizim ligde görme ihtimalimiz var mı? Bence yok. Ee, çünkü bizde düşme yok. O yüzden o kadar zorlama... Yani tabii ki olabilir. Koridor değişikliği gelebilir. Çünkü oyuncu daha iyi oynuyordur o şampiyonla vesaireden dolayı ama Afrika'daki çok mecburiyetten artık maç kazanmaları gerekiyordu ve çıkış yolları yoktu yani. Çok kötü performans gösteriyor takımda bazı oyuncular. Ama maça çıkamazlardı hepsini yedeye alsalar maça çıkabilmek için böyle bir şey yaptılar. Afrika'nın zaten koçları esnek koçlardır. Bunları biliyorsunuz. Öyle bir esneklik göstermek zorunda kaldılar. Maç kazanlar ama kalıcı olmaz bence. bizde hangi takım böyle bir taktiğe yönelebilir? Valla bizde de orta ve ortanın altındaki takımlar mecburiyetten yapabilirler bunu. İşte Dark Passage. Belki işler kötü giderse HVA ya da Beşiktaş. Ee, neydi o takımın adı? Takım adı unuttum. Ben kimi yazmıştım 8. ya bizim ligde? Ee, Şey. İşte Bursa Spor veya Aurora. Bunlar deneyebilirler. Ben Aurora'nın deneyeceğini çok zannetmiyorum. Bursa Spor'da biraz daha fazla ihtimal var. Bunlar da deneyebilirler. Burak Demircan sormuş. Pratikte Brox'a nemes uymuş. şu an çok kötü gözüküyor. Muhalbiyetlerin en büyük nedeni bu mu? Bence değil. Bence en büyük nedeni stratejik olarak yanlış oynuyor olmaları. Geçen sezonki gibi oynamaları, oynamaya çalışıyorlar ama öyle oynamamaları lazım. Çünkü öyle oynayamazlar. Malzeme o değil. Geçen sezon ne yapıyorlardı? Hilisank boş, Caps'e kat at. Brox'a boş, Caps'e kat Herkes Caps'in üzerine odaklansın. Herkes Caps'e odaklanınca rakip takım mecburen onun üzerine e, onu kendi orta koridorunu rezalet çıkmasını korumaya gidiyordu. Rekkles birebir de bedava kasıyordu. Bivipo da baskı kurmayı severek oynadığı için birebir de rahat rahat baskı kuruyordu. Şimdi Bivipo aynı şekilde oynuyor. Reckless aynı şekilde oynuyor. E, ama ortada Caps olmayınca baskı kurulacak adam yok. O yüzden e, stratejiyi değiştirmedik. Bir sezon başlamadan önce şunu söylemiştim ben. Herkesin Bivipo'ya gitmesi lazım demiştim. Ki Rekkles'ın üzerindeki baskı azalsın. Nemesis de kendi rolünü oynuyorsun. Nemesis'in rolü, Nemesis bir tamamlayıcı. Nemes Avrupa'da az bulunan bir model. O yüzden belki de tercih etti bence fanatik onu. E, onun Çünkü diğerlerini aktive hale getirecek bir oyuncu Nemesis. Hani Kuro'nun o Galio ile yaptıklarını yapması beklenen oyuncu ama e, takım model olarak böyle oynamadığı zaman haliyle orta koridor ormancı uyumsuz gözüküyor. Hilesenk fitliyor gözüküyor. Strateji yanlış olduğu için de çalışmıyor bazı durumlar. Fnatic SK maçında Broxa Nocturn oyununda bütün ultilerine ulti ve W yeteneği kullanmış Rakan'a atması mantıklı mıydı yoksa kötü karar mıydı? Biraz tilt modu vardı açıkçası Fnatic'de o maçta çünkü zorlanıyorlardı yani SK'ye karşı. SK çok kontrollüydü o maçta. Bence yanlış karardı ama o anki düşünce yapısını tabii ki bilemem Broxa. 1907 Fenerbahçe Royal Youth maçında Kartus'un orta koridorda gideceğini gördüklerinde Ruin ve Bollu koridor değişikliği yapsa e, ee, Akali Kartus Şansiyon eşleşme e, avantajıyla galibiyet alabilir miydi? Ve bu takımlarımız destekliği yapabilecek kapasitesi var mı? Bence kapasite var ama bence bunu göremediler ya. Yani şöyle bu arada ben e, hani onların Fenerbahçe'nin stratejisi şu. Ruin'in rahat etmesi gerekiyor. Ana taşıyıcıları Ruin. Ee, Akali Şen'e karşı daha rahat eder. ona zaman. Menzesiz şampiyona karşı. E, koridorda tutunma özelliği de var. Canlı iyileşmesi Bu Akali daha çok rahat ederdi, o yüzden onu tercih ettiler. E, ama aynı zamanda bir dezavantajı vardı. Kartuş da daha rahat ediyor. E, ama akaliye karşı daha rahat edecekti. E, çok bir baskı kuramazlardı. Sadece Ormancı ile falan daha çok şey, daha beraber oynamalarını ve kartuş üzerine gitmelerini beklerdim. Ben çünkü sion kitle kontrolü sağlıyor size bedavada. E, Harun çok men sormuş. Akademi takımlarından gözünüze çarpan sene yaz takımda yer alır dediğiniz oyuncular var mı? Varsa kim? Dediğim gibi sadece özet izliyoruz. Çok maç izleyemiyoruz. Ee, daha benim şu ana kadar az izlediğim maçlarda sadece şampiyonlukta Luan oynayabilir gibi. Ee, çünkü bizim ligimizde zaten yerli toplayanlar tercih ediliyor. Hem de seviyesi biraz da olsa kaldırabilir gibi orayı. Tabii ki en tepedeki takımlar oradan oynayacağını sanmıyorum. İshak Beliş Savaş sormuş. 1950 Fenerbahçe Ruin'e taşıyıcı oynatıyor sürekli. Ben şahsen tank şampiyonlar da oynayabileceğini düşünüyorum. Oynar zaten oynadı. E, bu yüzden maç maça örnek vermek gerekirse Royal Dude maçını Ruin'e Sion verip Bolulu'ya Akali vermek daha mantıklı olmaz mıydı? Az önceki soruya biraz benzer aslında. Koridor değişikliği vesaire falan ama e, yani takımdaki ana taşıyıcı Ruin. O yüzden e, Ruin'e taşıyıcı oynatmak daha mantıklı. SK Telekom Faker'ı Orgut vermeyi ne zaman bırakacak? Kaan oynamayı öğrendiği zaman. Kaan ne zaman tam bir tank olur, tam sword gibi oynamaya başlar. O zaman Faker da taşıyıcı oynar. Peanut SKT'ye gelse onun için daha iyi adres, daha doğru bir adres olur muydu? Valla Peanut şu anki haliyle şu an oynadığı gibi gidecekse hiçbir yere gitmesin mümkünse. Mümkünse emekli olsun. Böyle oynayacaksa. Geçen sene bahar mevsimindeki gibi oynayacaksa herkese fayda olur. Herkese faydası olur. Emirhan Uğur. Sizce TSM Grigio e, split'i kaçırmasıyla playoff'lara kalabilir mi? Kalısa da çeyrek finalden ötesine gelebilir mi? Yani. Valla Grig ile Akedian arasında açıkçası ben çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu, e, bireysel oyuncu kalitesi açısından ama e, Ekeydin biraz daha ofansif bir oyuncu. Grig daha tamamlayıcı bir oyuncu. Grig daha uyardı bence e, onların takımına. E, onların yapmak istediği şey. Ama şöyle de bir durum var aynı zamanda. Ekeydin de bu takımın yavaş giden erken oyunu biraz hızlandırabilecek bir oyuncu. E, yani bu, onun da fayda sağlayabileceği noktalar var. Uyuma bağlı iyi uyum sağlarlarsa neden olmaz. Tek finale bile gidebilirler yani. Bu arada hani TSM uzun süredir, iki senedir falan pek başarılı olamıyor ama elindeki oyuncu malzemesi iyi TSM'in ya. İyi oyuncularla oynuyorlar yani. Oyuncu kalitesi yüksek. Ee, neredeyiz? LPL'deki bence en iyi toplayın uzun. Bence öyle. Zaten söylemiştim e, ee, İshak Melih Savaş bir sürü soru sormuş. Broken Blade mi Ruin mi? Broken Blade çok daha genç çünkü. Kore'de yapılan Loyal Park'ı nasıl buldunuz? Bence çok küçük. Evet Umut ok Okutay Toprak sormuş. Sizce Akademi Ligi gene Akademi sorusu. Bunu geçtim. Bunu cevapladık. Sizce Fenerbahçe'de Bolulu yerine Blue oynaması makul olur mu? Akademi oyuncusuysa ben açıkçası bilemiyorum. Ya Bolulu'dan ümitleri var ki e, aldılar. Barış sormuş. Soyadı yok sadece Barış. Sizi seviyor ve yaptığınız işi takdir ediyorum. Böylesi uğraşınız için teşekkürler. Fakat üzülerek son zamanlarda tek düzeleştiğinizi düşünüyorum. Size göre de böyle midir? Böylese değişiklik yapmayı düşünür müsünüz? Valla tek düzeleşmek derken her hafta yeni bir program fikriyle ortaya çıkamayız zaten. Ee, olay o yani. O yüzden çıkamadığımız için de mecburen aynı şey yapmak durumunda kalıyoruz. Hal bu. Şu kuvvete sor her hafta olacak mesela. Mekan satması her hafta olacak. FD sormuş. Nicklerinizin anlamı nasıl ortaya çıktığını ve kişiliğinizi biraz da olsa yansıttığını düşünüyor musunuz? Kanala abone olun bu yıl sonu en az 100 bin olalım lütfen demiş ayrı zamanda. Ee, buna tek başıma cevap verebileceğim, Nick, yani Nick'imin anlamı yok, bir özel isim. Ee, bir şeyde görmüştüm ben Google'da. Rastgele şeydi. Kıyafet markasıymış Halpen. Ee, kıyafet dediğime bakmayın ama böyle 2500 Euro'luk pantolon falan yani. Öyle. Saçma sapan. E, de, ufak değişik değişik böyle parlak yani örneğini atarım size bir ara Twitch'ten Çok acayip acayip kıyafetler. E, bir tane de petrol firması vardı. İsim hoşuma gitti söylenişi falan. O yüzden e, yaptım yani. kişiliğimi yansıtmasıyla alakası yok. Özel isim sonuçta yani. O yüzden... <laughs> ya tuhaf yani bu marka bu arada e, fırsatı olanlar bak çok acayip şeyler satıyorlar gerçekten. Acayip derken bu arada. Fiyatları da acayip, şekli şemali falan da onlar da acayip yani. Ee, Furkan Ulutaş. Hey Go Esports size benden bir tavsiye. Eğer kendinizi geliştirmezseniz kalite artması asla bir üst seviyeye çıkamazsınız. Çünkü izleyen ee, çoğu insan sizin yaptığınız gibi haftalık yorum her akşam değerlendirme falan yapmıyor. Bu anlamda tek olduğunuz için izleniyorsun. Ama hep dönen e, bir geyik. Siz daha iyisini hak ediyorsunuz. Daha çok izlenmelisiniz abi. Ama siz de yerinizde durmaktansa biraz kaliteyi artın Aksine kalite düştü. Daha stüdyoda video yayın bile gelmiyor. Ee, sorusu şuymuş. kendiniz yeterli Bir kere stüdyoda, stüdyoda yayın gelebilmesi için daha çok izlenmemiz lazım abi. Daha çok izlenmeden stüdyoya geçemeyiz. Ee, öyle bir bütçemiz yok çünkü daha çok izlendiğimiz zaman, daha çok bütçemiz olur, daha çok bütçemiz olduğu zaman daha rahat stüdyoya gideriz. Ee, geçen sene hör güçten yiyorduk yani. Stüdyoya gidebilmemiz için geçmemiz bu. Ee, açıkçası kendimi yeterli görüyorum. Diğerleri adına konuşamam. Onlar kendileri cevap verirler. Ben kendimi yeterli görüyorum. Ee, sürekli gelişmeye çalıştığımı da düşünüyorum. Ee, bu işte başarılı olduğumu da düşünüyorum açıkçası. Mert Demir sormuş. Merhaba, Pades açtığı yayında Elisi de olsalar ikinci olacaklarına, hatta Avrupa'daki en iyi alt koridorlara sahip olduktan söyledi. Sizce Pades'in bu sözleri ne kadar gerçekçi? Siz Supermassive'i ve de kaçıncı sıraya koyuyorsunuz? Teşekkürler, kanala abone olun demiş. Ben açıkçası ikiye kormam. Yani ben ben botlayını da alt koridorlar arasında en iyi yapmam yani. Ben Ansama Gorilla'nın kesinlikle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir alt koridoru var Supermassive'in. Bence çok iyi bir junglerları da var. Frozone'un tabii ki durumu ne olur? Oradaki orta, orta koridorları karşı bilmiyorum. Çünkü EU, EU'da çok yetenekli orta koridorlar var. Onu biraz dövebilirler ama ee, açıkçası zor ya ilk iki. Playoff yaparlar ama. Yani playoff yapabilirler. Playoff yarışında olan takımlardan biri olurlar bence. Bahadır Duman. SKT Sandbox maçlarını izledim ve kaybettikleri maçlarda Sandbox'un oyunun her lane'in en güçlü şampiyonlarını oynarken SKT'nin saçma piklere gitmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? SKT'nin onda problemi pik bana gibi geliyor bana. Ee, bu hafta özelinde, ikinci haftada, LCK'deki ikinci haftada açıkçası bazı takımlar bazı güçlü şampiyonların önceliği unuttu. Özellikle ikinci haftada Akali'nin çok farkına takımlar. Mesela ilk hafta Sadece Griffin oynuyordu orta koruda orada Akali'yi. İkinci hafta herkes sürekli seçmeye başladı Akali'yi ve çok fazla galibiyet getirdi bu takımlara. Üçüncü haftadan ve 9-2'den itibaren bunu biraz ayarlanacağını, denge geleceğini düşünüyorum. Oturur onlar da oturur. Daha erken abi. Daha sezonun başındayız. Daha 3 maç oynandı. Şahin Özdemir. Stüdyoya ne zaman geçeceksiniz? Az önce cevapladım. İyi bir paramız olduğu zaman geçeceğiz. Daha çok izlenmemiz gerekiyor ki stüdyo giderlerini karşılayabilelim. Şahin Özdemir. Sizce de Froze'un üzerine fazla gidilmiyor mu? Adam bir sene şampiyon olamadı diye neden herkes Froze'a bu kadar yükleniyor? Ee, Valla bir şeye yük kim yükleniyor bilmiyorum açıkçası. Ben kimsenin yükleniyormuş düşünmüyorum. Froze'un gayet iyi oynuyor. Ee, bir sürü insan da bence açıkçası farkında Froze'un ne kadar faydalı ve iyi bir oyuncu olduğunu. Random isimli bir arkadaş sormuş. 9-2'de birçok kere şampiyon Nerf'i yedi. Aatrox, Irelia, Urgot ve toplayında tanklar tankların plana çıkarsa Vayne görülmüyüz. Bol bol keskin sağanak ve e, mahvolmuş kılın kılıcı Guinsoo'nun neydi? Hiddet kılıcı mıydı o? Neyse Guinsoo. Değişen efsane. E, kan runu ile e, dakika 25, civar 20 25 civarında oldukça güçlü oluyor. Evet Vayne zaten çok güçlü. Herkes de farkında bunun. E, hatta orta koridorda falan bile seçiliyor şu anda. Wayne ama biraz nişancıdan ziyade teknik koridor şampiyonu olacak gibi. Ama zaten söylemiştik bunu sezon başında Wayne'e gelen güçlendirme çok çok fazla bir güçlendirme o. Ben çok daha fazla seçilmesini bekliyorum. Nubanime, Nagne beklediğimizden iyi çıktı gibi. Benim beklediğimden iyi çıktı açıkçası. Ses de takımın tüm kontrolü onda gibiydi. Valla işler iyi gidiyorken normal. İşler kötü gidiyorken takımda kim kolları veriyor. Orası, orası çok daha önemli olan kısım. Steven sormuş, SKT T1'de bu kadar tecrübeli oyuncular olmasına rağmen neden maçları e, bu kadar temiz kazanamıyorlar? Bu takımla ilgili bir problem mi? Yoksa oyuncular ile ilgili bir problem mi? Valla istediğin kadar tecrübeli ol, oyunun içinde hata yapabilirsin. Mesela Mata'nın e, bir Gaza gelip flash attığı pozisyon vardı bu hafta. E, rakip şeyi yakaladılar, rakip desteği yakaladılar. Shen oynuyor. E, adam duvara doğru hafif yaklaşmaya başladı, yani yukarı e, kayacak diye. Mata önceden flash attı. Adam hiçbir şey yapmadı. Orada arkada Gragas'ı kestiler. Mata'nın kendi takım arkadaşı. Böyle şeyler olabiliyor. İstediği kadar tecrübeli olsa hata yapabilirler. Onlar için önemli olan şu anda SKT hala süper uyumlu gözükmüyor. Griffin'deki uyum seviyesine çıkmaları lazım. Griffin çok başka bir seviyede. Evet Griffin'e ulaşma, Griffin e seviyesine ulaşmaları çok zor ama SKT'nin de uyum olarak o seviyelere çıkması lazım. E, erken oyun daha iyi oynamaları gerekiyor. Yani erken oyunda bazen çok tuhaf hataları oluyor takımın. Mata'dan bahset verdiğim örnek sadece bir örnek daha bir sürü niceleri var onların. Ee, Noru Motor sormuş. Gal için, Gal için fazla heyecanlandık gibi. Şişirilmiş balon gibiydiler. Ee, Rogu'nun dediği gibi Türk sanki para farmlamaya geldi. daha bir hafta oynadılar. Ana takımla bile oynamadılar. Yani bilmiyorum neden bizim toplumumuzda böyle bir şey var ama bak bu sadece bu arkadaş için söylemiyorum. Bizim toplumumuzda genel olarak şöyle bir şey var. İnsanlar bir şey yapmaya çalışıyorken hemen onu engelleyelim, hemen moralini bozalım, aşağı çekelim gibi hareketler var. Niye? Neden yani? Bunun arkasındaki sebep ne? Adamlar ana kadrolarıyla bile oynamadılar. Evet, belki Trik ilk hafta kötü performans göstermiş olabilir. Ama adam daha sadece iki maç oynadı. Adam iki maç oynadı, bu adam para farmlamaya gelmiş. Allah kahretsin bu adamı, hemen öldürelim. Moduna giriyor insanlar. Ne gerek var abi? Bırakın adam bir oynasın daha bambaşka bir ülkeye gidiyorsun. Lütfen sizi görelim ya para farmlamaya gelmiş diyen insanları. Lütfen bambaşka bir ülkeye gidin. Oradaki işte ilk ayınız daha bitmeden muazzam işler çıkarın orada. Çevreyi tanıyın, yemekleri alışın, oranın dilini öğrenin. Oradaki insanlardan olun bir ay geçmeden. Lütfen yapın bunu. Yaptığınız zaman o adamdan da onu aynısını beklemeye hakkınız vardır demektir. Cin Kazama AMV sormuş. Supermassive Fab yerine Broken olsa Avrupa'daki şansımız nasıl de değişirdi sizce? 5 lane'de kazan kazanan oyuncular olsa bence gruplar kesin. Ama 5 lane'de kazanan oyuncu hayal ya. Yani olmuyor. Gerçekten olmuyor 5 lane'de kazanan oyuncu. Yani IG bile yapamadı bunu. IG dünya şampiyonu oldu yapamadı yani. 5 lane'de kazanan oyuncudan ziyade bir kişiyi feda edip diğer tarafları kazanmak daha değerli oluyor. Çünkü yani 5'ini birden kazanamıyorsun. O yüzden birini feda edeyim bari diyorsun. Fab'da o takımın o feda edilen oyuncusu mecburen hal bu Fab için. Bence üç büyükler lige iyi başladı. FB hariç. Ee, Galatasaray kimse böyle beklemiyordu. Yos ve şov yaptı adı da. Gadbro da gayet iyiydi. Beşiktaş'a holi sıplayacak gibiydi ama GS'de olduğu gibi Penki, Gilius ve Nagne gayet iyi oynadı. Özellikle Nagne şaşırttı beni Nagne çok iyi oynadı. Gilius bence o kadar iyi oynamadı. Bence iki takımın da toplayanları çok iyi oynadı. Hem Penki Emios çok çok iyi oynadılar. Ee, Galatasaray çok uyumlu. Beşiktaş o kadar uyumlu gözükmüyor henüz. Ama Galatasaray, beşiktaşta illaki illa sağlayacaktır. Fenerbahçe'nin daha çok yolu var. Fenerbahçe çok genç bir takım çünkü. Bu arada Hakkahan Aklı sormuş az önceki soruyu. Ee, yeni soruya geçiyorum şimdi. Ee, Cin Kazama yine sormuş. Yaz boyunca Storm Agitive, full Lisin çalışmış diyorlar. Bu konu hakkında bir bilgi var mı? Yok. Ee, hala bir Lee Lisin oyunu göremedik ondan ama Pades Brücke gelmiş niye ormancı Wolf dedi ve Stomage'de alışık olmadığımız şekilde karşı orman kampma. Nasıl bir soru abi bu? Pades ligge gelmiş en iyi ormancı Wolf mu diyor abi? Ben duymadım böyle bir şey. Neyse. E, Stomage'de alışık olmadığımız şekilde karşı orman kamplarını çalıp hep ormanda rakiplerine fark atıyor. Çünkü Wolf geliyor. koridor önceliği onda. O yüzden yapabiliyor bunu. Bunu tek başına yapamaz. Artık niye Lee'sini alsın? Ne gerek var abi? Lee'sini o kadar iyi bir şampiyon değil ki ya. İnsanların gözünde hep şey var. Lisin alalım, işte efsane playler yapalım. Oradan oraya yoğun tekmeleyelim, buradan buraya uçalım da ne gerek var abi? Çok daha basit, çok daha etkili şampiyonlar var. Kartus, ormanda gidiyorsun Q'ya basıyorsun sadece. Team başlamadan da R'ye basıyorsun. Maçı kazanıyorsun. Çok daha basit değil mi? Niye uğraşıyorsunuz yani? Ne gerek var? Diğer sorun mesela bu sene olan Frozen Stonewolf Frozen Stonewolf uyumu sizce daha uyumu mu sizce daha iyi? iyi gözüküyorlar yani. Yoksa geçen sene botta hep eee e, çalışan ağır şekilde galip gelen Snow White Toy daha iyi. Tercih ikisi de tercih. Ben açıkçası Wolf'un koridorda gayet verimli olduğunu düşünüyorum ama e, Frozen Stomach ve Wolfy'mu çok haritanın genelini çok kontrol edebilecek bu yum. O bence daha değerli o yüzden. E, Alihan Tokmuş sormuş. Snow KT maçları sizce nasıl? Şu anki durumu Wolf'tan daha yüksek bir seviyede mi? Bilmiyorum. O ikisini kıyaslamak çok zor ama Snowflower çok acılar çektiğini söyleyebilirim. Çünkü yanında 7 kere olmadan oynuyor resmen Snowflower. Yani hem Zenith hem Gango. Gelip gelip acayip acayip işler yapıyor ikisi de. Ama Gango daha kötü. Zenith daha iyi bence ondan. Doktor Umutcan Vurucu sormuş. Doktor kendi rakamı bilmiyorum. Öyle yazıyor isminde. Merhaba efendim. iyi yayınlar. alanda uzman kişiler olarak sizlere birkaç sorum olacak izninizle. Teşekkür ederiz. E-spor hekimliği hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Sizce ileride her takım kendi bir hekim olur mu? Ya da yurt dışında bir durum mevcut mu? Valla yurt dışında bilmiyorum ama eğer spor organizasyonlarında takımların kulüp doktorları varsa bence bu konuda da olmak zorunda. Çünkü e, bu oyuncuların yaşadığı sakatlık cinsleri, fiziksel sakatlık cinsleri her insanın yaşadığı sakatlık cinsleri değil. E, mesela en çok olan rahatsızlıklardan bahsedelim e-sporcularda. Ne oluyor? İşte karpal tünel oluyor, boyun düzleşmesi oluyor, e, umurganın yapısında problemler oluyor. Bunlara uzmanlaşacak bir doktor olması her zaman iyidir. Çünkü sporcuların mesela kulüp doktorları daha normal bizim hastaneye gittiğimizde bizi iyileştirmeye çalışan işte doktorlardan farklı uzmanlıklara sahiptir. O yüzden illaki olur ve olmalı diye düşünüyorum. İkinci soru. Bahçeşehir Sporması lig ligi domine edecekmiş gibi duruyor. Bu durumun ben büyük oranda tecrübeden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Supermassive şüphesiz ki geçen seneden daha tecrübeli bir kadroyla ilerliyor. Takımdaki yerlilerin ne kadar disiplin çalıştığını biliyoruz. Rose'un bahsettiği kadarıyla fazlasıyla disiplinli. E, ee, Wolf'un kazandığı başarıların askeri olmadığını. Zaten askeri, rastgele, nasıl dünya şampiyonu iki kere kazanılabilir? Abi kim rastgele diyor ya bunlara ya. Ee, sizce bu tecrübe ve disiplin geçen sene ikinci mevsimdeki gibi rahatlık yaşar mı? Yaşar. Ee, yaşamalarında da çok büyük bir problem yok açıkçası. Abi yaşatmasın diğer takımlar. Royal Galatasaray öyle bir gelsinler ki bu rahatlığı yaşatmasınlar. Asıl önemli olan kısım bu. Biraz mesela şu andaki takımlara bak IG çok rahat oynuyor değil mi? IG şu anda Alpiel'de herkese süpürüyor. IG bir seriye çıksın. Herhangi bir takım kim olduğu önemli değil. Atıyorum Top Sports. Top Sports gelsin ilk maçta IG'yi perişan etsin. O rahatlığı yaşatmasın. Diğer takımlar yaşatmaz o rahatlığı. Deniz Karataş sormuş. Saylası beğendiniz mi? Ben fut ve futbolda üç gönlünüzden maç sonucu verir misiniz? Her lig olur. Futbol hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden ben veremem. Ee, Silas Ya umarım kontrolsüz bir kit olmaz ya. Biraz şeyleri... Ya, Champions Spotlight'ta genelde şampiyonlar öyle görünüyor ama e, açıkçası W'sundan gelen aşırı fazla hasar ve aşırı fazla iyileştirme biraz kontrolden çıkarabilir gibi duruyor bence o şampiyonu. Ee, Yunan askeri sormuş. Beşiktaş'ın hangi kumarı tuttu mu sizce? İlk hafta itibariyle tuttu. Sonrası nasıl olacak? Onları görünce değerlendiririz. Ama ilk hafta tuttu. Mert Kaplan sormuş. Neredeyse her maçta ilk seçim olan Galio, Urgot'a gelen dengelemeler sizce oyunu nasıl etkiler? Ee, Galio perişan bu arada. Galio mahvolmuş durumda. Galio'nu bir daha uzunca bir süre seçeceğini düşünmüyorum. Ee, Urgot da ciddi dengelendi ama Urgot zaten çok kontrolsüz güçlüdü ve yasaklanamıyordu da. Ee, Aatrox da dengelendi, Irelia da de dengelendi. Yalnız bu dengelemelerin hepsinin şöyle bir şey ortaya çıkardı. Bu şampiyonların hepsi şu anda metada çok kuvvetli yeri olan ve son hafta itibariyle daha çok seçilmeye başlanmış olan Akali'ye karşı kullanabildiğiniz şampiyonlardı. Şimdi Akali'nin kontrası kalmadı ama Akali'ye karşı seçebildiğiniz bu şampiyonların hepsi dengelendiği için artık yasaklama hakkınız da var. O yüzden mesela Akali daha çok yasaklanacağı için biraz daha fazla yasaklama opsiyonu açacak bence takımlara. Ee, ben iyiye doğru bir işaret olacağını olmasını umuyorum. İkinci sorum. E, Zaytnot ligimizden bir takıma geçse diğer nişancıyla yer ee, örneğin Holy Spa, Zaytnot, Beşiktaş'a gibi. En iyi alt koruda Zaytnot'un olduğu takım mı olur? Valla o zaman Pilot Dumbledore'cu olabilir ya. Yanındaki desteğe de bağlı tabii ki. Pilot Dumbledore'cu kilisi de bayağı iyi bir ikili çünkü. Zoom FX sormuş. Royal taraftarı olarak ikincilik için yarıştığımızı düşünüyorum. Ee, soru değil ama yazmak istedim. Size birkaç şey söyleyiverin. İkincilik için yarışmak... Yani birinci olamayız ama ikincilik için mi mücadele ediyoruz? Bence yanlış. Birincilik ihtimaliniz var. Sarıoğan Güçlü sormuş. E ne Yasiyası bu sene damgasını vurmadığını beklediğiniz üç oyuncuyu söyler misiniz? Ee, güzel. Biri Björtsin. Sakallı hali, yeni mod. The Sword öyle bir meme yapmışlardı. Björtsin mi iyi, Björtsin mi daha iyi diye. Tamam ben birine Björtsin dedim. Biri Rush. Ben Rush'ın... Rush zaten çok uyuyor Ene'in oyun tarzına ve iyi de oynayarak gitti zaten Kore'ye. Diğeri de Frogger diyorum ben. Froggen, Rush ve Björtsin diyorum. Aslında Björtsin diye okunmuyor. Ama demişler demişlerdi. Ene LCS yayınında. G2 bu sene Worlds'te final yapabilir mi? Yapabilir. Saravan güçlü devam ediyor bu arada soruları. Bu sene Fnatic'te sadece midlerin değişti fakat feci durumda görünüyorlar. Bu durumu neye bağlıyorsunuz? Açıkladım bunu. Yanlış oyun stili olduğunu düşünüyorum. Serdar Kutlar sormuş. Of oku, oku bitmiyor çok yoruldum. Ha dur bitiyormuş tamam. Serdar Kutlar sormuş. Esketin Sandbox Gaming'e karşı aldığı beklenmedik yenilgi kadrolundan beklenen, aksine tatmin edici zaferler almamaları hakkında düşündüğünüz nedir? Ee, bunu da cevapladık. Birkaç soru önce. Viper mu Uzi mi? Uzi. Hala Uzi arkadaş. Uzi çok acayip bir seviyede ya. İnşallah Viper onun seviyesine ulaşır da başka nişancılardan da bahsederiz. Ee, Demir sor. Bu arada Ceyhun Kurt sormuştu az önceki. Demir sormuş şimdi. Faker'ınızdan taşıyıcı oynattırmıyorlar. Çünkü Kan var. Kan oynayamıyor tamamlayıcıları. Eren'e soramıyorsun. Eren yok. Adama versinler. Akali taşısın. Nedir bu Urgo seçimi? Bence de versinler. Bence de Faker taşıyıcı oynamalı ama eldeki malzeme bunu gösteriyor. Hakkız Ubeyir. Cumartesi günkü beşiktaş Galatasaray derbisinde hangi takımı avantajlı görüyorsunuz? Ben Beşiktaş'ı avantajlı görüyorum. Ben biliyorsun ki durduracağını ve o noktadan sonra da takımın e tamamının daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama bu e tabii ki tahmin. Erdem Sağlam, Gili Ustan beklentileriniz nedir acaba? Lig'in en iyi ormancısı olmasını bekliyorum ben. Beklentim o. Ve tekrar ee, Elise'ye de olmasını bekliyorum. Cafer, Berkay, Işık. Ne olacak bu Rol'tun hali? Root bu arada Jnair Greenwings'de oynuyor ama Cineer Greenwings'e gittikten sonra açıkçası iyi olmayacağından net emindik zaten. Yani. O yüzden değişen bir şey yok. Hala aynı haline devam edecek. Saylas'ın meta'daki yerini konuşamayız Kerem Saygın. Daha gelmedi çünkü. Kirito sormuş. Hepimize ayrı sorular soruyormuş. O yüzden ben sadece bana gelen soruyu cevaplayayım. E, Griffin-Hammalife maçında Viper mi çok iyiydi yoksa Sangyun mu çok iyiydi, kötüydü? Çok ezici bir üstünlük vardı sanki. Açıkçası ilk maçta hiç ezici bir üstünlük yoktu. Sangyun da çok iyi oynadı ama tamamen Griffin'in iyi takım oyunuyla çevrilmiş bir maç. E, yani bir ok kaçırdı. Ya, i̇zlemeyenler varsa izlesin bu arada ilk maçı. Hammalife oyunun başından sonuna çok iyi oynadı bence. E, ama Griffin geç oyunda e, ne kadar iyi takım savaşı yapabildiğini geçen seneden zaten biliyorduk. Oyunlardan bir tanesini gösterdi. E, Tarzan'ı sıyıran bir ok var, eş oku. Onun üstüne e, iki tane ulti attılar Rakan'a öldüremediler. Ve pozisyon dışında kaldı Anma Oradan sonra da maçı çevirdi e, Griffin. Çok iyi maç, Çok kalite, kalitesi gerçekten yüksek bir maçtı. Ya yani iki takım da çok doğru oynadı. Ne yapması gerektiğini bilerek oynadı. E, ve bütün ligde Griffin'in yenilmeye, Griffin yenilmeye en çok yaklaştığı maç oydu zaten. Mert Taner sormuş. İki yıl önce Wolf'la Binali Yıldırım muhabbet edecek deseler inanır mıydınız? Ee, yani direkt olarak isimleri söylesek belki zor ama e, böyle bir şeyin olmasını ben açıkçası bekliyordum ya. Yani Wolf olmaz başka bir oyuncu olurdu ama oraya illaki bir devlet büyüğü gelecek ve oyuncularla tanışacaktı. Ondan emindim yani. Ee, Mustafa Mutlu sormuş. Üç büyüklerin ilk sonunda kendi aralarındaki sıralamaları nasıl görüyorsunuz? İlk hafta itibariyle GS, Beşiktaş ee, tahmin edenlerden iyiydi. Valla ilk hafta ben sezon başlamadan önce Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray olur demiştim. Ama ilk hafta itibariyle de çok hemen değerlendirmeye hemen net yargılara varmaya gerek yok. Ee, birkaç hafta daha izleyelim ona daha iyi bir cevap veririz. Ama ilk hafta itibariyle Galatasaray ikisinden de daha iyi gözüküyordu. Tavurnil, Tavurnil Isilra sormuş. İyi yayınlar. Çok selamlar. Bir saniye. Evet Twitch'teki arkadaşlar bu arada siz de artık soru sorabilirsiniz. Bu YouTube'daki son sorumuz, sizinkileri de alacağız şimdi. Alacağım yani. Alacağız arkadaşlar. Eee Talon sorusuna dönelim. İyi yayınlar. Çok selamlar. Tunç Bey lütfen hepsini okuyun. Tunç çok o yüzden okuyoruz. Ee, takımınızda Sword, Bengi, Kuro var. Dünyanın en pamuk ve anlayışlı takımı olmazdı. Olurdu. Muhtemelen öyle olurdu. biri bir şey istese, e, diğeri sen kendin yorda kardeşim ben yaparım der. Evet der de takımı kim taşıyacak o noktadan sonra? <laughs> Neyse birinin item alacak parası yoksa diğeri kendi cebinden verir. Maç sırasında belki savaşmayalım konuşarak da e, kazanabiliriz diyebilecek bir ekip. Botlayın için aklıma bunlar gibi oyuncular gelmedi maalesef. E, bu isimleri söyleme sebebim aslında hepsinin çok iyi tamamlayıcı ve yan parça olabilmesi. Ciddi anlamda böyle bir kadro iş yapar mıydı? Botlayın de bunlar gibi olsa yoksa fazla mı pasif kalırdı? Şimdi botlayın de onlar gibi oynayan Prey vardı. E, Core de oynar bu formülde ama... E, bazı noktalarda fazla pasif kalabilirler ama ya bunlara bir tane deli lazım ya. Vallahi diyorum. Bak ben bu sakıma mesela böyle bir şey yapacak olsam, Sword'u almam, işte daha deliren bir toplayınır alırım. Veya Ben almam daha deliren alırım. Yani bir deli, bir çılgın lazım bunlara. Çılgını da kimden tercih ederim? Açıkçası Bitlayinır'dan tercih ederdim. Rookie'yi koyardım Kuro'nun yerine. E, o çılgını oradan alırdık. Diyelim ve Twitch'teki sorulara geçelim. Evet. Şimdi nereden başlıyoruz? Ha. Suha Yılmaz. Wolf'un sene sonunda LCK'ye dönme ihtimali var mı sence? Var. Neredeyiz? Malrang'ın TRD iş yapması için İngilizce öğrenmesi lazım sanırım. Abi İngilizce öğrenmiş olması lazım. Adam bir split oynadı burada yani. Finale çıktı adam burada. Biliyordur illaki. Armut sence overrated değil mi? Değil. Ee... Fener Akademik, Akademi'deki Blue Bolu'nun yerini alır mı? Paramparça etti. Varna yazmış. Herhalde Vayna demek istedim. Ama akademidekiyle ana sahnedeki çok başka şeyler. Belli olmaz o iş. Çovi 100K daha görecek mi? Kefaret Olaf hakkında da düşünüyoruz. Çovi 100K daha görecek gibi duruyor. Çıldırmış durumda şu anda Çovi. Ee, ya yani rookie seviyesinde falan oynuyor şu anda. Kimse yetişemiyor Çovi'nin yaptıklarına. Kefaret Olaf da ya ben de açıkçası görmeyi beklemiyordum. Tarzan'ın işleri. Tarzan çok akıllı, çok farklı bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum Tarzan'ı. Ee, e, e, yani LCS başlamadığı için de zaten ayaküstü ben XMT'yi emekli ettim. Yani evlatlı, sta, evlatlı takımımdan. Çünkü benden büyük adam yani artık emekli olsun yıllardır orada. Tarzan aldım zaten. Sırf ama aklından, oyunu okumasından ve bu kadar genç olmasından ve bu kadar olgun bir oyun sergilemesinden dolayı. Çok Çok olgun oyuncu Tarzan. Broken Blade, Someday, Lickerish gibi e, isimlere karşı iyi performans sergileyebilecek mi? Bence sergileyecek Birebir de. Sonrası ne kadar yansıyacak galibiyete? Yenilik sistemini nasıl buldun? Yenilik sistemi gelmediniz. gelmedeniz. Kore ve NA'de var. Rol liginiz var arkadaşlar. Rol ligi nedir? E, maça giriyorsunuz, junglersınız. Junglerken ana rolünüz jungler mesela. Jungler'da diamond'sınız. Ama e, bir maç mesela top lane geldi size fillediniz, toplayın geldi. Toplayındaki elonuz neyse o elodaki oyuncudan oran, or, oyunda düşüyorsunuz. Böylece e, daha o roldeki yetenek seviyenize göre bir e, rolde oynuyorsunuz. Buralara gelince daha iyi değerlendiririz ama bence bu gayet mantıklı bir tercih. TSM kaçıncı olur sence? Double de e, Broken Blade solo ne zaman görsem 0-10 gidiyor dedi. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum Double Lift'in ne dediğini ama e, solo çok önemi yok ya. TSM playoff'a girer. Playoff'ta çok bir şey yapamaz ama bence. Ya, gerçi playoff'a bile giremeyebilirler ama bence girecekler ya. Akali'nin karşısında şu an oynar mı? Durumu nasıl şu an? Valla bulutun içinde istediğin kadar bomba at. Hasarın yetmiyor ki. Akali hemen dolduruyor canını. O yüzden oynanmaz. Ee, Saptet Çin'de harcanıyor. Saptet kendi istedi Çin'e gitmeyi. Ee, kendi bilir. Kendi tercih etti. Sence Kairos Beşiktaşlı korps yerine geçebilir mi? Geçebilir. FB Koç'un oyunculara oyun oynayarak para kazanıyorsunuz demesi yanlış değil mi? Ama oyun oynayarak para kazanıyorlar. Doğru değil mi? Bence doğru ya. Adam doğru söylemiş. Sence bu sene Roxas Gate serisinin üstünde seri oynanır mı oynanırsa hangi takım? Valla şu an ile Griffin IG serisi çok güzel olur gibi gözüküyor. Ya yani çok bir eşleşmesi çok güzel olur. Şu anda ama. Septit mal rang mı, Trüknar mı, Septed mal rang. Ben mal rangın bu arada acayip e, harcandığını düşünen adamlardan biriyim. Ben bu arada de aynı şeyi düşünüyorum. Evreit'teken herkes şey modundaydı, e, işte Septit takımı kurtarmaya çalışıyor vesaire modundaydı ama e, açıkçası ben ben hep mal o konuda yani. Mal rangın daha iyi olduğunu düşünüyordum. Misvici YouTube'a kafa tutabilir mi? Evet. Neredeyiz? Ee, Halper, oyuncu olmayı veya tekrar koç olmayı düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Oyun bir gün çok iyi olabilir ama ben düşünmüyorum çünkü e, rekabet ortamının içinde çok fazla yıpranıyorsunuz. O yıpranmayı yaşamak istemiyorum. Ee, Damwon Griffin 2016'nın SKT Rock çekmesi gibi olur mu yakın zamanda? Olmaz. Damwon'un daha çok yolu var Griffin'i yakalaması için. Çovin'in e, sence bu durumu formla mı alakalı yoksa daha da gelişti mi bu sezonun sonuna kadar devam eder mi? Valla kesin gelişti. Ben artık geliştiğine kesinim. Ama şu anki yaptıkları hala biraz formla alakalı. Çünkü çok uçurum oluşmuş durumda e, rakip orta koridorlarla arasında. Şu halde giderse sezonun sonuna zaten dünyanın en iyilerinden biri, en iyi ikisinden biri diyeceğiz yani muhtemelen. E, i̇nşallah gider bu arada gider. iyi, iyi bir mitlenir izlemiş oluruz. hangi oyuncular LOL'de oynanış ve bazı kalıpları yıkmıştı? Mesela Peanut Orman'da yeni bir tarz yaratmıştı. Açıkçası Looper'ın yarattığı etkiyi dünyada kimse bir şey yapamadı yani. Kimse yapamadı. Looper, Diamond 1'di Looper arkadaşlar. O kadar Challenger'ın arasından falan seçildi Samsung'a. Ve dünya şampiyonlu şampiyonluğuna kadar uzadı o e, hikaye. Nasıl uzadı? Teleport getirdi adam toplayına. Teleport'u oyuna soktu, ışınlanı. Ve hala e, o değişikliğin üstünden gidiyoruz. Yani oyunu en çok değiştiren nokta oydu ya. Var tabii ki bir sürü örnekleri ama e, Looper kadar büyüğü yok ya oyunu değiştiren. O MZ'nin mid ve toplananın izliyor. Ale iyi bu arada ya. Ayle değil mi? Ale, pardon, Ayle değil, Ale. Aley diyorlar. Öyle okuyorlar bank sıkımlarda herkes dönüyormuş. Şu TL, TL maçı hakkında ne düşünüyorsun? da öyle bir soru vardı. Core CC Doublelift ikilisi mi daha iyi yoksa Afro mu Bang ikilisi mi diye. Onlar mesela şey demişlerdi. Core CC Doublelift demişlerdi. Çünkü halihazırda hazırda şampiyon taraf Double tarafı. ama şunu söylemem lazım. Abi bank Bang kurdur. Çok iyi oynayan bir adam ve bence yenecekler ya. TL alt kurdur. Alt da yenecekler. Maçı yenerler bilmiyorum ama alt da bence yenecekler. Gilius tam bomba değil mi sence? Adamda tam takım içi sorun çıkaracak adam tipi var. Zaten öyle ya, yani her yerde çıktı aynı problem ama takım içi sorun çıkarmak için yapmıyor onu. Ee, kendi bildiği bazı doğrular var. Ee, onları diğer insanların doğrularıyla çatıştığı zaman problem yaşıyor. Yarınki maçlara tahmin yaptım. Twitter'da duyurur Tunç. Sub maçını bence Sub perişan edecek. Septus'un anlaşması bitince gelir mi sence TR? Bence gelmez. Çin'e gittikten sonra çok zor ya. Çin'de iyi para kazanıyorlar. Dol ee, üzerine iddia konusunda düşünüyorum. Ben Bayis'i çok sevmiyorum. Oynayan oynasın ama karışmam yani. Björtsin sence de kariyerini harcamadı mı TSM'de? Abi bir şey harcadı yok. Adam yani TSM'in yüzü oldu. Ee, herkes çok seviyor, kulüp çok seviyor, liginin en iyi oyuncularından bir tanesi. O yüzden çok problem değil. Uh. 2018 kış mevsim rulemandası sorunu neydi o zaman? Alt kurdur. Kaybediyorlardı alt kurduru. Kaybediyorlardı kaç şampiyonası ve kaç kaybediyorlardı alt kurduru. Geçen hafta sonu Evan Nas kazasında bulunan üç oyuncu akademi maçlarına da dahil oldu. Kurallar aynı herkesin bunu yapma hakkı var. Doğru. Aynı anda, ama aynı Evan'ın bu hafta ne az ne de akademi takımında şans vermeyip dışarı bıraktığı dört tane oyuncu var. Bunun mantığı nedir? Kurallar düzenlenemez mi? Kurallar gayet düzgün aslında. amaç zaten bu. Amaç derken genç oyuncu istersen akademide oynat, istersen az takımda oynat. Daha çok antrenman yapsın, daha çok maça çıksın, daha çok oyuncu gelişsin. Akademinin mantığı bu en azından. İstedin oynatır. Adam böyle bir hakkı var. Şöyle bakın olaylara. E, diyelim ki akademi kadrosunu e, maçlara az çıkarıyor. Az oyuncularını daha çok oynatıyor. Ama bu adamlar da iyi bir antrenman fırsatı yakalamış oluyorlar ama. Maç çünkü normal antrenmandan daha ciddi geçiyor. <laughs> Everate'de Keane vardı da o zamanlar kötü, baya kötüydü. Ve e, Everate'in ligde Malrang'la Septed'in iyi oynadığı dönem değildi o. Griffin ve diğer takımlar arasında en az kaç basamak fark var? Valla Griffin şimdi SKT'yi bilmiyorum. Onlara karşı nasıl oynarlar bilmiyorum ama diğer takımlar arasında e, bence Humvee Life'la arasında bir basamak en az fark var. En az. Diğer takımlar arasında 3'ten başlayıp uzayıp gidiyor yani. Humvee Life'ın da bu arada e, oyuncu kalitesi özellikle taşıyıcılarının kalitesi yaklaşabildiği için ve takımlarının yapısı benzediği için çok benzer yapıda takımlar bu arada. İşte orta koridorda çok net bir taşıyıcıları var. Süper Yıldız potansiyeli gösteriyor. İşte Alma Life'ın e, orta e, şeyi de Griffin'inki de öyle. Alt koridorda net bir taşıyıcıları var. Destekleri genelde koridorda oynamayı seviyor. İşte ormancıları erken oyunu kontrol eden ama e, tamamen agresif şampiyonlar oynamayan falan. Benzer tipte takımlar. Griffin tabii ki daha iyi versiyonu. Dünyanın en iyisi kim Rookie? Neredeyiz? D1 stack olursam belli olmaz looper olup Looper D1 stacklıkla gelmedi. Looper oyunu değiştirerek geldi yani. Arkadaşlar son 3 soruyu okuyacağım. Çünkü elisi başlıyor. Yarınki maç tahminlerini bugün yapmadım. Twitter'da Tunç duyurur. Bu soru değildi. Hunter Teasel Livaya önem verip, verip akademiden bir yıl sonra Çin'e gitmesi boşa değil mi? E denediler. Belli ki az takıma çıkaracak bir potansiyel görmediler ya da öyle bir yapı kuramadılar. E, yeterli gelişimi de görmemişler ki gönderdiler. TSM'in jungle tercihi açısından hakkında düşünüyorsun. Grig Ekedin yeterli mi sadece? Grig yeterli, Ekedin de aslında yeterli. E, abi o ligde NALCS'de yerli ormancı bulmak zorundasınız. Başka ihtimaliniz yok. Çünkü yerliyi bulmadığınız zaman yerli ormancıyı. Takımların çok büyük çoğunluğu import üst koridor getiriyor. Çünkü üst koridor sıkıntısı var eneyde. Ciddi olarak var. E, orta koridor zaten genelde dışarıdan almaya çalışıyorlar. Bulurlarsa kendileri de yetiştirmeye çalışıyorlar ama çoğu zaten import. Haliyle yerli üst koridor yetiştirmek durumunda, şey ormancı yetiştirmek durumundalar. O yüzden yerli or ormancı denemek durumundalar. Grig bence ikisi de Grig de, de yeterli. Çin Ligi için bir soru soracağım. Sizce insanlar neden Çin Ligi'ni e, neden bu kadar fazla izleniyor? Diğer her ligin maçları biraz biraz solo queue'dan farklıyken Çin Ligi tam anlamıyla solo Q gibi olmasından dolayı bence insanlar sadece solo queue izliyor. Ve bence başarıları tamamen şans eseri meta sayesinde kazandılar. E, şans eseri değil abi. Yıllardır bunun için uğraşıyor Çin Ligi. E, açıkçası <laughs> meta evet bazı takımların için. Meta IG'nin çok işine yaradı. Çünkü RNG erkenden elendi. RNG elenmeseydi RNG de şu herkesin adayı zaten Aranciydi. Ama RNG hiçbir zaman o meta'nın avantajıyla sürekli fight kovalayarak sürekli solo... RNG hiçbir zaman solo queue gibi oynamadı oyunu. Çin'de var öyle takımlar evet solo queue gibi oynayanlar. Ama RNG mesela bunlardan biri değildi. Ve geçen sene Worlds'ü de kazansalardı hiç yapılmamış bir şey yapmış olacaktı RNG. Geçen sezonun çok büyük bir döneminde en iyi takım o RNG'ydi zaten. IG değildi yani. RNG karambole gittiği için IG şampiyon oldu. Evet biraz şanslı ama her zaman her zaman sporda rekabet ortamında şans faktörü vardır. Ee, kötü durumunun e, sebebi sence ne? Bu kadar iyi oyuncular nasıl bu kadar kötü performans gösteriyorlar? Takımdan nişancı yok. Ee, ama son soru bu olmasın. Takımdan nişancı yok. 4'e 6 oynuyorsun oyunu. Ee, bir tane soru alacağım. Son bir soru alacağım. Nerede? Fab, fab ona çok kötü başladığını düşünüyorsun. Çok kötü başlamadı ya. Ben ondan, takımın ondan istediği şeyleri veriyor şu anda fab, fab hala. Çok iyi başlamadı, iyi başladı diyemem. Daha iyi oynayabilirdi koridor aşamasında falan ama. Açıkçası şeyden, mesela Fab'a gank atıyorlar sürekli. Fab maksimumunu oynayarak kaçmaya çalışıyor vesaire. Ama ganklerin hiçbirini şey olarak yemedi yani. İşte pozisyon hatası yaptı, overextend oldu şeklinde falan yemedi. Veya yani birebir de mesela, mesela bu hafta e, oynadığı bir üst kurdu reşleşmesi var Rascal'a karşı. Smeb iki maç üst üste overextend olup birebir öldü Rascal'a. Hiç sebebi yokken. Mesela Fab böyle ölmedi. O yüzden çok kötü başladığını düşünmüyorum Fab'ın. E, diyelim ve bu son sorumuzla beraber e, bugünkü yayının sonuna gelelim arkadaşlar haftaya tekrardan görüşmek üzere Üçlü Kuvvet'e soruda. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.